Değerli izleyiciler, TV 55 ekranlarına hoş geldiniz. Özcan Pehlivanoğlu ile birlikteyiz. 25 Aralık 2023'ü gösteriyor tarihler. Pazartesi günü saat yaklaşık 21.50 sularındayız. TFF 1. Ligi konuşacağız. Geride kalan karşılaşmaları. Aslında neredeyse hepsi bitmek üzere. Çünkü gözüm bir taraftan bilgisayarda Eyüp Spor Erzurum Spor maçına bakıyorum. 96-1 ve Eyüp Spor 3-0 önde. Özcan Purde ile dün bir espri yaptık WhatsApp grubumuzda. Orada ben dedim ki herhalde bir 15 puanlık falan bir galibiyet olur eğer Eyüp Spor kazanırsa. Çünkü bu hafta Kocaeli mağlup, Bandırma evinde mağlup, Göztepe mağlup, Gençler Birliği mağlup. Bu kadar çok şey takım, hani şampiyonluk adayı takım mağlup olunca bu haftanın 15 puan alan iki takımı Sakaryaspor'la Eyüp Spor olacak. Ya bu 15 puan nasıl oluyor diye sorabilirsiniz. Bu benim kişisel esprim. Hani 6 puanlık maç diyorlar ya, bu diğer karşılaşmalarda 3'er puan, 3'er puan kaybedilince kazanan takım bana göre 15 puan almış oluyor bu artı eksi hesabıyla. Onun için böyle söylüyorum. Ben programa başlarken önce üstadım Özcan Pehlivanoğlu'na dönüyorum ve yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Akın Bey. İyi yayınlar diliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden bütün seyircilerimizi de sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hocam, TFF 1. Lig'de bu hafta sürpriz sonuçlara tanık olduk. Ne gibi? İşte Bandırma Spor kendi sahasında ilginç bir karşılaşmayla Adana Spor'a 3-2 yenildi. Konuşacağız bu maçı. Altay uzun bir süredir kötü giden Altay bir duruş sergilemeye başladı. Yani takım olarak bir duruş sergilemeye başladı. İki haftadır kazanıyor. Gençler Birliği tuhaf bir şekilde Tuzla Spor'a kendi sahasında yenildi. Tuzla Spor'un tuhaflıkları devam ediyor. Yine Göztepe haftalardır takır takır önüne geleni yenen Göztepe Bodrum deplasmanında küçük çaplı bir bozguna uğradı. Bu da haftanın ilginç sonuçlarından bir tanesi. Sakaryaspor kendi sahasında bu maçı da konuşacağız. Kocaelispor'u 3-1 yenince diğer rakiplerin de puan kaybıyla birlikte ilk 2'den çıkma konusunda hakikaten potaya girmiş oldu. Kocaeli'de de bir şey var. Ufak çaplı bir kriz belki de başlamış olsa gerek. Eyüp Spor'da 90+4 oynanırken 3-0 önde. Eyüp Spor'da biraz zirvede yalnızlaşmaya başladı tekrar. Öyle gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsun hocam TFF 1. Lig'deki tabloyu? Ya şimdi ben birçok takım bana göre potada. Yani bu 3 puanlı ligde ne olacağı belli değil. Yani burası öyle bir lig. TFF 1. Lig. Onun için ben ikinci devrenin başlamasını bekliyorum. Ve transferin noktalanması sonucunda ortaya takımlar nasıl çıkacaklar onu bekliyorum. Onu merak ediyorum yani. Yoksa yani bu takımların durumuna bakılırsa ve oynadıkları maçlara bakılırsa Eyüp'ün Süper Lig'e birinci sıradan çıkabileceğini söyleyebilirim. İkinci sıra içinde bir mücadele olur. Bunun içine Kocaeli Spor, Sakarya Spor, Göztepe yani bu işin içerisinde olur. Arkadan Çorum Spor geliyor yani onlar da. Yani ikincilik için büyük bir mücadele olur. Tabii ondan sonra 7. sıradan başlayarak playoff içinde olan takımlar olacak. Playoff'a da kalanın halini biz yıllardır bu programda Allah'a kalır. Yani Allah yardım ederse, Allah isterse o takım çıkar diye söylüyoruz hep playoff'larda. Genel kanım yine bu sene bu şekilde. Ama bu kadar farklı önde götürmesine rağmen yani beni ikinci yarı için korkutuyor. Siz biliyorsunuz 2 sene Eyüp takımı ile ilgili, ikinci yarılarla ilgili inanılmaz şeyler gördük yani. Acaba bu takımla oynayacaklar mı? Teknik adam maçın takım başında kalacak mı? Yani değil mi? Bunlar hep düşündürüyor bizi yani. Acaba ne olacak? Yani o sebeple yani bekleyip görmek lazım. Ancak ikinci yarı başladığında, transferler tamamlandığında bu ligle ilgili daha iyi şeyler söyleyebiliriz. Görüyorsun her hafta bizi bile şaşırtan, o kadar yakından takip ediyoruz. Ya bu olmaz dediğimiz işler oluyor. Sonuçlar çıkıyor bu
ligde. Onun için bu ligi bence ikinci yarısını beklemek lazım yani. Garip bir lig burası yani. Çünkü 3 hafta 4 hafta bir takım puan kaybetti mi üst üste? Diğer bir takım, hiç hesapta olmayan bir takım 3 hafta 4 hafta 5 hafta üst üste galibiyetler aldı mı? Bir bakıyorsunuz yer değiştiriyorlar. Onun için beklemek lazım. Bu ligle ilgili değerlendirmem bu. Evet. Hocam bu hafta herhalde derbi diyebiliriz. Kimileri Marmara derbisi diyor. Kimileri ne bileyim ben iki komşu takım aslında ezeli de rakip. Yani Sakaryaspor ile Kocaelispor. Karşı karşıya geldiler. Karşılaşmada Kocaelispor ilk devrede 31. dakikada golü buldu. 1-0 öne geçti. Sonra işte Del Valle işte sahneye çıktı. Son haftaların başarılı futbolcusu, Sakaryaspor'un sol kanat oyuncusu, bu ligin de gedikli oyuncularından bir tanesi. İlk yarı berabere sona erdi ve karşılaşmanın ikinci yarısında bir ara Kocaelispor sanki üstünlüğü ele alır gibi oldu ama sonra nasıl olduysa saha içerisinde daha iyi organize olan Sakaryaspor, Kocaelispor karşısında arka arkaya goller buldu ve maçı 3-1 kazanmasını bildi. Seyircisinin de çok büyük desteği vardı. Sakarya taraftarı karşılaşmanın belki de hani dengesini ciddi şekilde etkileyen bir faktör olarak benim de dikkatimi çekti. İyi oyuncular vardı. Donkor'u ben çok beğendim. Uzun bir süreden sonra bu kadar iyi bir Donkor. Ben ilk defa uzun süredir bu kadar iyi gördüm Donkor'u. Eski günlerini hatırlattı bize. Yine Del Valle çok iyiydi. Ve genel olarak da oyun disiplini yönünden Sakaryaspor'un daha disiplinli oynadığını gördük. Kocaelispor'da da son bölümde bir oyundan düşüş hali var gibiydi. Futbolcular sanki böyle fizik olarak da bir düşüş içine girdiler gibi geldi bana. Ve netice itibariyle Sakaryaspor, Kocaelispor karşısında 3-1 gibi çok önemli bir galibiyete imza attı hocam. Bu Doğu Marmara derbisini siz nasıl gördünüz, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Akın Bey, bir defa yani ben bu maçın başında ekran karşısına geçtim. Ve bu maçın ambiyansından ve maç sonrası yaşanan sevinç gösterilerinden dolayı çok mutlu oldum, zevk aldım yani. Gerçek bir derbi yani. Gerçek bir mücadele. Ve Sakarya taraftarını, takımını yalnız bırakmayan. Bir de Sakarya Kocaeli arası 40-50 kilometre biliyorsunuz. Yani birbirine evet, bitişik komşu iki şehir orası. Çok güzel bir mücadele. Yani bir Süper Lig'de bile böyle zevk almıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten bu maçtan zevk aldım. Onu söylemem lazım. Sakarya tribünleri gelip dolduran, çünkü futbolun en güzel yanlarından bir tanesi taraftarın tribüne gelmiş olması. Ve gelip tribüne taraftar olarak gelip tribünleri dolduran Sakaryasporluları ve takımlarını yalnız bırakmayan Kocaelispor taraftarlarını buradan kutluyorum. Yani müsabakanın neticesinden ayrı bu söylediklerim yani. İşte futbol böyle güzel. Yani futbol taraftarlarla güzel. Zaten Tuncay Şanlı Sakaryasporla ilgili hafta içinde yapmış olduğu açıklamalarda bütün şehrin kenetlendiğini ve bu maçın öneminin kendilerinin de farkında olduğunu ve mutlaka kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Hafta içinde yaptığı açıklamalarda. Şimdi bu açıklamaların ve kentin bu şekilde kenetlenmesinin oyunculara ne kadar etki ettiğini sahada gördük. Farkında mısınız? Yani etki ediyor. Tribündeki taraftar, şehir. Ben biraz bir önceki Süper Lig programında benzer şeyleri Samsun'un yapması gerektiğini söyledim Samsun Spor için. İşte Sakaryaspor bundan dolayı müsabakayı kazandı. Zaman zaman oyundan düşmesine rağmen tekrar döndü. Tekrar toparladı ve kazanmasını bildi Sakaryaspor. Şimdi hep söylüyorum ben. İki senedir söylüyorum aslında. Yeni söylemiyorum. Sakaryaspor gerçekten yani şey bir takım olsa bile yani seviye itibarıyla böyle şampiyonluğa oynayacak bir takım olmasa bile bir futbol şehri olmasından dolayı takımını hep üstte tutuyor. Ve geçen sene de böyle oldu. Bu sene de böyle oluyor. Takımda eksiklikler var. Yok değil. Yani bunu görüyoruz biz de. Hep söyledik, Sakaryaspor yenmesine rağmen
transferde nokta transferler yapması lazım. En az 4-5 oyuncuya ihtiyacı var. Hatta bir kaleci eksikliğini söylemiştik ama Cihan son maçlarda toparladı yani. Bunu da söylemem lazım. Toparladı Cihan. Ama Cihan'la devam edilebilir ikinci devre. Ama Sakaryaspor'un 3-4 tane nokta oyuncu transfer etmesi lazım. Mesela Dino yedekliği kabul etti. Kasongo'nun arkasında oynuyor. Kasongo oyundan çıkınca o giriyor ve bu hafta çok güzel bir gol attı. Aslında tabii o golde Kocaelispor savunmasının da bir durup düşünmesi lazım. Yani her maç mutlaka takımlar, teknik adam, oyuncular tarafından analiz ediliyor. Şimdi oturup seyrettiklerinde bu maçı nasıl bir pozisyon hatası yaptılar ve Dino'ya orada nasıl vurdurdular diye düşünmesi lazım Kocaelisporluların. Fakat Kocaelispor'da oyuncular kaliteli oyuncular var Sakaryaspor takımında. İşte ben bu kaliteli oyuncuların kalitelerini oyunun içerisinde belli zamanlarda ortaya çıkardıklarını görüyorum. Çıkartır zaten. Kaliteli oyuncu yeteneğini mutlaka ortaya çıkartır. İşte Sakaryaspor'da da böyle oluyor. Kocaelispor'a bakınca Kocaelispor 1-0 öne geçti. Fakat Kocaelispor'da da sorunlar var. Defansta bence büyük problemler yaşıyor Kocaelispor. Oyunda zaman zaman diri kalıyorlar. Zaman zaman oyundan düşüyorlar. Şimdi Ertuğrul Sağlam'ın yani bir takımın ben her şunu söyledim. 90 dakikayı bir takım ilk 15 dakikada ne oynayacak? İkinci 15 dakikada, üçüncü 15 dakikada maçın 60. dakikasına kadar, 75. dakikasına kadar son dakikalarında, uzatmalarında nasıl oynayacağını bir maçın önceden o takımın çok iyi bilmesi lazım. Ve bunu sahada uygulaması gerekiyor. Eğer bir takım sahada hangi dakikalarda nasıl mücadele vereceğini bilmiyorsa, farkında değilse, böyle bir planlama yapmamışsa, biliyorsunuz yani savaşta orduların planlamasını, nasıl hareket edeceğine dair planlamayı kurmaylar yapar. Ve sahada ordu da kurmayların yaptığı bu planı, yani komuta merkezinin yaptığı bu planı sahada uygular. Plana sadık kalanlar başarılı olur, plana uymayanlar veya bir plan ortaya koymayanlar da başarısız olur, kaybederler. Şimdi Kocaelispor'un işte bu maçla ilgili analizini yaparken bunları çok iyi düşünmesi lazım. Zaman zaman oyunda iyi oynadılar, zaman zaman oyundan düştüler. Ben yıllardır onu seyrediyorum. O neredeyse her sene bir takım dolaşır. Geçen sene de Eyüp'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle çok çok takımda oynadı Delvaye. Ama uzun bir aradan sonra onun bir de ekürüsü vardı. Geçen sene şeydeydi o da. Bolu Spor'daydı. Onların ikisi gezdiler takımları. Delvaye'nin bu kadar golcülük yönünü ortaya çıkardığı bir sezon hatırlamıyorum. Bu sene 8-9 tane gol attı tahmin ediyorum Delvaye ve takımını kurtaran, takımını oyuna yeniden döndüren, mesela 1-0 mağlup oynuyor ama Delvaye çok güzel bir gol attı bence. Çok iyi bir vuruş yaptı. Çok usta bir vuruş yaptı. Bu takımını oyuna döndürdü yine. Çünkü o arada Sakaryaspor ikinci bir gol yese oyuna tekrardan dönmesi, oyuna tekrar ortak olması, böyle bir skor elde etmesi zorlaşabilirdi. Delvaye'yi onun için başarılı görüyorum yani. Gerçekten bu sene golcülük yeteneğini de ortaya çıkartarak Sakaryaspor'a çok katkı sunuyor diye düşünüyorum. İşte Sakaryaspor yani böyle mesela Rotman'ı oyuna soktuğun zaman Rotman, o bildiğimiz Rotman yani oyuna bir şeyler veriyor. Erdi Dikmen yani daha iyi oluyor. Biz Erdi Dikmen'i biliyorsunuz yıllar önce Samet Akaydın'da ikisi stoper olarak Keçiören Gücü'nün tandemini oluşturuyorlardı. Samet Akaydın Fenerbahçe, Erdi daha iyiydi ondan mesela. Keçiören'de oynarken Samet Akaydın Fenerbahçe'ye kadar geldi. Önce Adana Demirspor, sonra Fenerbahçe. Ama Erdi Dikmen onun yaşadığı başarıyı yakalayamadı. Erdi Dikmen yine
bu şekilde performans yaparak tekrar kendini ispatlamaya çalışıyor. Tabii bu da Sakaryaspor'un işine yarıyor aslında baktığınız zaman. Ama Sakaryaspor'un bu kadrosu şampiyonluk için yeter mi? Yetmez. Ben bu sene canlı da seyrettim Sakaryaspor'u. Bazen oyun bozan, yani herkes Kocaelispor gibi olmayabilir. Bazen oyun bozan, goller yakaladığı zaman da o golleri tutabilen takımlar var yani. Bir gol yakalıyor adam 5. 6. dakika, 8. dakika senin hatandan. Bunu 90 dakika tutabiliyor. Skoru bu şekilde tutabiliyor. Böyle takımlar var bu ligde. Onun için Sakaryaspor'un mutlaka ara transferde nokta bazı yerlere transfer yapması lazım geldiğini söylüyorum. Sonra kanat oyuncusu olarak bir tek iş Roşi'ye biniyor. Bence kanat oyuncularını artırmaları lazım. Yani bir kanada daha iyi bir oyuncu bulmaları lazım ve onları da yedeklemeleri lazım. Ama dediğim gibi Dino aslında futbolu bırakmış yani Japonya'da gidip sumo güreşlerine katılacak gibi bir havası var Dino'nun, ama buna rağmen attığı golde şapka çıkartılacak bir gol. Orada Kasongo ile ikisi iyi olmuş ama rakip defansların, çünkü Kasongo ile Dino yani çok zorlanırlarsa ikili oynayabilirler. Anladığım kadarıyla Kasongo oynarken Dino oynarken Kasongo onun yedeği olacak. Ama yani iyi bir kanat oyuncusu, böyle dikine gidebilen, dikine oynayabilen, defansı driplinglerle ve sprintle geçebilecek bir hücum oyuncusuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Sakaryaspor'un. Böyle bir şey yapılırsa, takviyeler yapılırsa, iyi bir orta saha, yani 3-4 oyuncu, iyi oyuncu ama iyi oyuncu, yani bu işin hakkını verecek iyi oyuncu, 3-4 oyuncu alabilirse Sakaryaspor ilk 2'den niye çıkmasın Süper Lig'e diye düşünüyorum. İşte Kocaelispor da bizi şaşırtıyor. Bazen çok iyi top oynuyor, şapka çıkartıyoruz. Bazen de böyle işte böyle bir görüntü çiziyor sahada. Yani kötü demek istemiyorum. Oyunun zaman zaman bazı dilimlerinde oyunun hakimiyetiydi Kocaelispor. Bunu niye 90 dakikaya yayamadı? Niye böyle basit goller yedi diye de düşünüyorum. Artık bunu da Ertuğrul Sağlam ve oyuncular analiz edecekler diye düşünüyorum. Ama bize çok güzel bir maç yaşattılar. Fakat burada da ilginç bir şey. Şimdi ben Kocaelispor'un da Sakaryaspor'un da Süper Lig'e çıkmasını istiyorum. Ama bu lig Marmara Ligi'ne dönecek ya. Yani Türkiye'de Marmara Ligi için ayrı bir Süper Lig yapalım. Bir de Marmara dışında kalan bölgeler için ayrı bir Süper Lig yapalım. Bu da benim Futbol Federasyonu'na bir önerim olsun. Yani tabii. Çünkü baktığında Süper Lig'e Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa, Pendik, Eyüp gelirse şimdi Eyüp. Var mı unuttuklarımız başka? Tamam mı? Ondan sonra efendim? İstanbul Spor. Ondan sonra Bandırma da gelirse, efendime söyleyeyim Kocaeli'de gelirse, Sakarya'da gelirse bir Marmara Süper Ligi oluştursunlar. Bir de kalanlar bir Süper Lig oluştursunlar. Ne diyelim yani, bu olacak iş değil. Türkiye'nin sanayisini, nüfusunu, her şeyini Marmara'ya yığdık. Süper Ligi'ni de, futbolunu da oradan oluşturuyoruz. Diğer bölgelerde herhalde biz onları seyredeceğiz yani. Bu da benim doğru bulmadığım bir hadise. Hiçbir şeyin planlamasını yapamadığımız gibi bu işin de planlamasını yapamadık herhalde. Ama Kocaelispor ve Sakaryaspor çıkmasın diye söylemiyorum bunları yani. İkisi de çıksın. Yani gönlümden geçen ikisinin de çıkmasın. Ben eyyamcı bir adam değilim. Eyyam yaparak söylemiyorum bunları. Asla söylemiyorum eyyam yaparak. Bilir beni tanıyan seyirciler. İkisi de çıksın isterim yani. Bana göre ikisi de hak ediyor. Yani futbolun, o biliyorsunuz, şeyi mucidi benim. Hani iç içe geçmiş halkalar şeyim var benim, biliyorsunuz, teorim var. Kocaelispor'da, Sakaryaspor'da bütün halkaları iç içe geçirmiş iki tane güzide futbol şehri. İnşallah ikisini de Süper Lig'de izleme fırsatı yakalarız diye düşünüyorum. Evet, gerçekten de her iki takım da hak ediyor. Taraftarıyla, camiasıyla Süper Lig'i hak ediyor. Mazisiyle hak ediyor. Ben transfer dediniz, her iki takım için de transfer konusuna özellikle parantezler açtınız. Burada ben bir farklı gelişme üzerinden bir şey soracağım.
Şimdi tabii biz bu yayını Samsun'dan yaptığımız için Samsun Spor'un da biliyorsunuz transfer yasağı var. Bu şöyle bir sonuç getiriyor. Samsun Spor'un kiralık verdiği oyuncuları geri çağırma senaryosu konuşuluyor bazı oyuncuları. Hani tabii Süper Lig'de olur mu olmaz mı bilmiyorum. Her iki takımda da hem Sakaryaspor'da da hem Kocaelispor'da birer Samsun Sporlu oyuncu kiralık. Barış Alıcı Kocaelispor'da, Ali Ülgen Sakaryaspor'da kiralık olarak oynuyor. Bu iki oyuncu tabii takımlarında direkt oynayan oyuncular. Bu iki oyuncuyu Samsun Spor çağırır mı? Bunlar Süper Lig'de oynayabilirler mi? Hadi bir de tabii doğal olarak bunların ayrılmaları bu kulüpleri nasıl etkiler diye bir ters bir soru sorayım. Şimdi ben bu iki oyuncuyu da seyrediyorum. Bu iki oyuncu da Samsun Spor'un ilacı değiller. Bu halleriyle Süper Lig'de oynayamazlar diye kanaatimi söyleyeyim yani. Bu halleriyle ama yani. Ama Barış da Ali Ülgen de benim yıllardır izlediğim, seyrettiğim oyuncular. Yani seviyeleri yükseltilebilirse, kendileri de buna psikolojik olarak gönülden razı olurlarsa, biz varız derlerse niye olmasın yani? Ama şu seviyeleriyle Sakaryaspor'da ve Kocaelispor'da oynadıkları görüntülerle oynayamazlar. Douglas Tanke kiralık değil mi şeyde Kocaelispor'da? O bonservisiyle gitti o. O bonservisiyle mi gitti? Şimdi evet. şunu söyleyeyim ben. Bir defa geri çağırma, yani sözleşmesinde böyle bir şey varsa geri çağırabilirsiniz. Yoksa kiralık olarak siz onu bu sezon sonuna kadar verdiyseniz geri çağırma hakkınız yok. Ancak kulüpler buna rıza gösterirse, yani Sakaryaspor ve Kocaelispor buna rıza gösterirse size dönebilir. Ama şu var, yani bu oyuncular sizin sözleşmeli oyuncularınız olduğu için siz bunlarla sözleşme yenileyerek devam edebilirsiniz. Bunlar transfer olmuyor. Yani diyelim ki bunların 31 Mayıs'ta sözleşmeleri bitti. Samsun Spor ondan sonraki yıl için bunlarla sözleşme yenileyerek devam edebilir. Burada bir sorun yok yani. Bunlar Samsun Spor'un oyuncuları. Bunlar yeni transfer olmuş olmuyor. Sözleşme yaparak yeni transfer olmuyor. Kiralık gittikleri için Samsun Spor'a dönebilirler, devam edebilirler. Ama şey olmaz yani. Bu halde Samsun'a katkıları olmaz Süper Lig'de. Evet, Süper Lig'de oynayacak durumları yok şu an yani. Oyuncak durumları yok yani. Şimdi bunları evet. Koyarsanız süper, yani takımın içinde sırıtırlar. Yani maalesef Ali Ülgen de Barış Alıcı da, yani benim dikkatle takip ettiğim oyuncular, Ankara Spor'dan beri Ali Ülgen'i takip ediyorum. Barış Alıcı'yı da Altınordu'dan beri takip ediyorum. Yani bunların daha şey göstermesini bekliyordum ben. Daha gelişme göstermesini bekliyordum. Ama olmadı. Ama göstermezler mi? İkisi de genç oyuncu. Bundan sonra gösterebilirler. Ama bu biraz onların istemesine bağlı. Yani çalışırsan olur yani. Anlatabiliyor muyum? Çalışırsan olur. Futbol biraz da çalışma işi yani. Ama Samsun'a bir katkıları olmaz yani. Hayal kurmayalım. Yani bu anlayışla. Ama bilemem tabii. Şimdi Samsun Spor'un bunlara bence ne zaman ihtiyacı olur? Önümüzdeki sezon ihtiyacı olur. Önümüzdeki sezon eğer bu oyuncular da gelişme gösterirlerse ve çalışmaya hazırsalar niye olmasın? Oynayabilirler tabii Samsun Spor'da. Ama bu sene için şu an yani öyle bir görüntü vermiyorlar. Öyle bir görüntü çizmiyorlar bana. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Eyüp Spor bu arada Erzurum Spor'u 3-0'la geçti. Zirveye iyice demirledi. Bu haftanın zirve yarışında en büyük sürprizlerinden bir tanesi daha doğrusu Göztepe'nin Bodrumspor karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi oldu. Çok beklenen bir sonuç değildi. Çünkü Bodrumspor öyle açık ara, hani kazandığı zaman da açık ara galip gelebilen bir takım değil. Hani hatlar arası mesafeleri iyi kapatıp işte tek gollü galibiyetlerle ya da az gollü beraberliklerle ligi götüren bir ekip. Göztepe karşısında hiç umulmadık bir şekilde 3 farklı bir galibiyet aldılar. Göztepe biraz havaya girdi de onun havası mı şey oldu? Yani o fazla havaya girdi de o yüzden mi bu skor gelişti? Yoksa maçın hikayesinden mi kaynaklandı? Bodrumspor mu çok iyiydi? Sizin değerlendirmeniz nasıl hocam? Şimdi ben bugün Göztepe semtindeydim İzmir'de. Çevreceklerinde esnaf falan aralarında bu Bodrumspor maçında alınan sonuçtan dolayı hiç memnun değiller. Bunu ifade ediyorlar.
maç maç artık konuşma yapmaya başlamışlar. Yani şu maçta bu puanı almamız lazım, şu maçta bu puanı almamız lazım falan diye. Yani gerçekten bu Bodrumspor mağlubiyeti Göztepe taraftarları da bir hayal kırıklığı yaratmış. Onu söylemem lazım. Şimdi ligin başından beri diyoruz, en fazla yatırım yapan takım bu. Taraftarı tribüne giden takım bu. Yani takımını destekleyen takım bu. Yani şimdi Göztepe stadında, Güzel Aksel stadında maç seyretmeyen insan oranın ambiyansını bilemez. Taraftarın takımını nasıl ateşlediğini, etkilediğini bilemez yani. Bak Eyüp'ü orada sürklese ettiler yani. Bu yani Eyüp daha iyi top oynuyor Göztepe'den. Ama sürklese ettiler orada yani. Çok önemli bir netice aldılar yani. Eyüp'e çok ağır bir mağlubiyet yaşattılar. Yani şimdi Göztepe böyle bir takım. Seyirci var, taraftar var, stat var, ambiyans var. Hani iç içe geçmiş halkalar teorisi var ya. Para var, evet. Pul var, transfer yasakları, her şey tamam Göztepe'de. Ama işte takım böyle bazen sürpriz neticeler alabiliyor. Şimdi şampiyon olacak bir takımda, yani ister doğrudan ilk ikiden çıksın, isterse playoff tur grubundan çıksın, bir takımın böyle oynamaya hakkı yok. Bir takım böyle oynamaya hakkı yok. Yani böyle olmaz. Yani bu kırılmaları Göztepe takımının yaşamaması lazım. Göztepe takımı çok iyi bir takım, çok iyi oyunculardan kurulu. Birçoğunu da yakinen tanıyoruz yani liglerde. Ama ya böyle kırılmalar yaşıyor, böyle tuhaflıklar yaşıyor. Sen git Eyüp'ü 5-1 yet, ondan sonra git Bodrum'a yenil. Yani net bir skorla yenil. Olacak iş değil yani. Bunun üzerinde durmak lazım. Neden takım bu kırılmaları yaşıyor? Neden takım böyle mağlubiyetler alıyor? Bence saha içerisinde Göztepe'nin bir koordine olma, bir tutunma, anlatabiliyor muyum, sorunu var. Bir de yani Göztepe oyun mesafesini daha daraltmalı. Anlatabiliyor muyum? Rakibine önde baskı yapabilecek. Onları yapabilecek bir takım. Önde baskı yapabilmeli. Rakibin uzun topla çıkmasını engelleyebilmeli. Topu ayağına aldı mı hızlı geçişler yapabilmeli. Kanatlarını iyi kullanabilmeli. İşte Göztepe bunları yani gösteremiyor ama çok iyi oyuncular var. İsmail Köybaşı'ndan tut, Atınç Nukan'a, Kaleci Lis. Ben Kaleci Lis'i bir sene 6 ayda seyrettim yani. Bu ligin üzerinde bir kaleci, onu söylemek lazım. Ve geçen sene de Fransa'da kiralık oynadı. Fransa Süper Ligi'nde oynadı yani. Kiralık olarak Lis. Baktığınızda Mamadiouf var. Orta sahada çok ilginç. Bir de çok beğendiğim 45 numaralı oyuncu böyle Mesut Din, böyle bir adam var. Ya müthiş bir adam yani. Yani Göztepe Kubilay Kanatsız Kuş var. Yani benim Türk futbolu için bile bir değer gördüğüm ama bir türlü gerek istenilen patlamayı yapamayan bir Kubilay Kanatsız Kuş var. Yani Göztepe takımı iyi bir takım. Yani nasıl oluyor da sahada bu kırılmaları yaşıyor? Bak yani birçok üst üste aldığı seri galibiyetlerden sonra yaşadı bunu. Şimdi böyle şampiyon olmaz ama. Yani mesela şampiyonluğa oynayacak, hele doğrudan çıkacak takımın bana göre en fazla 2 ya da 3 mağlubiyeti olabilir. Yani 3 bile fazla. En fazla 2 mağlubiyeti olabilir. 2 veya 3 beraberliği ya olur ya olmaz. Böyle çıkar bir takım Süper Lig'e. Bu ligde. Böyle çok yani şeyler yaşayacaksan olmaz yani. Ben Göztepe'yi de bu sene canlı seyrettim. O iyi takımın iyi futbol oynayamadığını, canlı olarak seyrettiğim için söylüyorum. İyi takımın iyi futbol oynayamadığını sahada oyuncuların teker teker baktığında yıldız olmalarına rağmen sahada bir takım oyunu ortaya koyamadıklarını gördüm. Ve şimdi Göztepe takımını böyle değişik maçlarda seyredince bana göre bu sorunun devam ettiğini görüyorum. Ve yani teknik direktör değişikliği çok geç oldu. O Kokoviç gerçekten yani yetersizdi. Şimdi Stoylov geldi. Bunlar tabii yatırımcının adamları. Yatırımcının hem futbolcuları var, hem kulüpleri var, hem teknik adamları var. Kokoviç olmadı. Stoylov'u verelim size dediler. Gönderdiler. Neticeler alınca yani galibiyetler alınca sanki bir sorun yokmuş gibi düşünüyor herkes. Ama bana göre Göztepe takımında sezon başından beri bu anlattığım takım olamama gibi bir sıkıntı var, bir sorun var.
Onun için bu kırılmaları yaşıyor diye düşünüyorum. Ama tabii Bodrumspor'un da hakkını yemeyelim. Bodrumspor bir antrenör takımı. İsmet Taşdemir gerçekten yıllardır ikincilikten bu yana Bodrumspor'u 3-4 yılda çalıştırıyor. Çok da iyi neticeler alıyor. Geçen sene playoff'a kaldılar. Playoff'ta da iyi neticeler aldılar. Galibiyetler kazandılar. Rakiplerini elediler. Eyüp'ü elediler hele yani. Ve şey iyi bir takım yani. Ve kapasitesinin üzerinde bir top oynuyor Bodrumspor. Bakın buna söylemem lazım yani. Kenan Özer diye bir adamları var zaten. O çıkıyor sahaya, futboldaki ustalığını konuşturuyor. Bu da çok iyi. Ama bir takım hüviyeti var Bodrumspor'un. Bir de teknik adam şeyi var üzerinde yani. O çok önemli bir şey. Yani bir teknik adamın bir takım üzerindeki etkisini Bodrumspor'da görüyorsun. Onun için alınan galibiyet analarının aksütü gibi helal bir galibiyet. Yendiler, açık bir skor aldılar. Ama işte ya, Bodrum ne yaparsa yapsın benim halkalar iç içe geçmiş halkalar teorimde bir sürü eksiği var Bodrumspor'un. Bodrum'a stat yapmak lazım. Bodrum'un futbol havasını değiştirmek lazım. Bak Alanya Spor, ben yıllarca ikincilikte oynarken Alanya Spor gittim. Alanya Spor'un maçlarını yönettim. İşte o stat olmuyordu. Bak şimdi stat yaptılar. Onu bunu yaptılar. Bak geliyorum şimdi Bodrum Spor'da bir Alanya Spor gibi olabilir. Yani futboluyla da nasıl ki turizm şehri, turizmle bir marka halinde Bodrum. Futboluyla da bir marka haline gelebilir. Ama dediğim gibi stat yapacaksın. Yani futbolu oradaki insanlar için bir zevk haline getireceksin. Tribünlere insanı taşıyacaksın. Falan filan. Şimdi Bodrum'da bunlar yok. Ne kadar sahada iyi futbol oynanırsa oynansın, iyi bir takım olursa olsun, güzel galibiyetler alırsa alsın. Bir takım şeyler Bodrum'da da eksik. İşte Göztepe gidip böyle bir takıma yeniliyor. Bunu da Göztepe'nin iyi analiz etmesi lazım, düşünmesi lazım. Yani. Karşısındaki rakip böyle bir rakip. Bana göre Göztepe'de yani böyle Bodrum'un saha ve seyirci şartlarından, ikliminden, havasından işte etkilenmiştir yani, anlatabiliyor muyum? İşte futbolda bunları öngörüp yani mesela Stoylo Bodrum'u bilmiyor. Bu ligi tanımıyor. Yani Türkiye'deki futbol mantalitesinden bana göre daha hala bir haber. 3-4 haftada bir adam Türkiye'deki futbol mantalitesini kavrayamaz. Takımının ne gibi düşüklükler yaşayabileceğini bilemez. İşte bilse o bir haftadan itibaren tedbir alır. Şimdi mesela biz bildiğimiz için hangi maçlarda ne olabilir, takımlar nasıl tepki verirler, bunlarla ilgili yorum yapabiliyoruz. Ya bu maçta bu takımın diri kalması lazım. İşte teknik adamdır o, teknik kadrodur o diriliği sağlayacak. Ya Bodrum'a gidiyoruz ama ya Bodrum tehlikeli bir rakip. Yani Bodrum'daki ambiyans bizi bozabilir. Yani oradaki saha şartları bizi bozabilir. Falan diye düşünmek lazım. Bir iklim bizi bozabilir diye düşünmek lazım. Ve takımı da ona göre hazırlamak lazım. Ve takımın kafasını da devamlı surette şampiyon olacaksak bu maçı burada gidip alacağız kardeşim, başka bir yolu yok diye işlemek lazım. O zaman takım gol yememek için tedbirli olur. Gol atmak için de çok daha aktif olur. Anlatabiliyor muyum? İşte bunları yapamayınca böyle takımlar kendi taraftarlarına bile rahatsızlık veren sürpriz sonuçlar alabilirler. Bana göre Bodrum Göztepe maçı böyle bir maç olmuş diye değerlendiriyorum. Evet hocam, teşekkür ederim. Her iki takımın taraftarlarını da kanalımıza abone olmaya davet edelim.